Final Fantasy 14'ü Türkiye'de gerçekten oynayan insan ya da oynayabilecek insan kaç kişi var acaba? Günhan var. Yani. Peki kanka niye sana ulaşmamışlar? Anlamadık diye TCV olduğun için olabilir mi? Olabilir. TCV TCV olduğun olmuş için olabilir. olabilir. Can Bizim bura bile Sungur. 18 falan oldu Square Enix Password mü dedin sen? ya. Neden abi? Ne oldu birdenbire? Square Enix'ten ulaştılar bana. Ha? Dediler ki kanalınızda çok güzel MMO içerikleri var. Biz Türkiye'de oyuna ilgi var mı yok mu görmek istiyoruz. Birkaç tane video çıkartabilir misiniz dediler. Dedim olur, başımla beraber. Anladım. Peki ne yapacaksın şimdi? Ülelek ülelek gezecek misin tek başına? Bilmiyorum oğlum. Yani şeyi merak ediyorum. Square Enix, yani Final Fantasy 14'ü Türkiye'de gerçekten oynayan insan ya da oynayabilecek insan kaç kişi var acaba? Günhan var. Yani bizim guildimiz var kanka işte. Peki kanka niye sana ulaşmamışlar? Anlamadım. Ben YouTube'a video koymadım diye de sayılırım belki düşük diye sen TCV olduğun kaydettin. için olabilir mi? Olabilir. TCV SCV olduğun olmuş için olabilir. olabilir. Yok lan senin koyduğun video en çok izlenen Final Fantasy 14 içeriği sayısını beğenmişlerdir herhalde yani. Ben de o yüzden şey demedim. Ya sizin karı gibi adamların sağda solda gezdiği anime oyununuzu mu oynayacağım ben kardeşim? Demedim adamlara. Onun yerine dedim ki yani Türkiye'ye bir şey düşünüyor musunuz peki? Yani bir ne bileyim hani ya Türkiye herifler bir şey alsınlar o zaman. Yani lokal fiyata kadar gidebilir bu adamları ciddiye aldığını gösterirsen. Çünkü şeye ulaştı gerçekten. Square Enix'ten ulaştılar harbiden cidden. Yani Square Enix'ten ulaşmak ne demek oğlum? Square Enix lan şirket ha. Direkt merkezden mi geliyor? Evet, Ya şimdi direkt. merkezden mi bilmiyorum da işte. Türk mü yazdı onu diyorum Yok ben. yok, Square Enix Fransız bir herif yazdı. Square Enix Avrupa Ha. şeyinden muhtemelen. Ha işte onu diyorum, okey. Abi sen söyle işte, coşturalım, bu işi yapalım yani. Yani yani şu işte yani bir istatistik çıkarabilirsek adamlara şeyi söylüyorlar. Yani Türkiye için biz bir deneme yapmak istiyoruz. Hani sizden birkaç video isteyebilir miyiz falan dediler. Bence başka influencerlara ulaşır. Onlardan da isterler bir süre sonra. Millet hani böyle şey yapmazsa evet arkadaşlar dünyanın en iyi oyunu falan diye hemen böyle 3 kuruş alınca hayvan gibi böyle sell out yapıyorlar ya. Ya yani öyle Ha. yapacaklarına doğru düzgün şey oldu ya böyle hani Lost Ark çıktı ve 15 dakikalığına dünyanın en iyi oyunu ilan edildi ve sonra herkes unuttu ya oyunu. Evet. Yani Evet. öyle yapmak Evet ya. yerine doğrudan biraz düzgün vakit ayırıp hani bir komünite var gibi gösterebilirlerse adam çünkü şey diye yazmış yani We want to try out audience response in Turkey falan demiş yani. Benim Şu hoşuma an gitti. aktif oynayan yayıncı var mı? Yunan dışında senin dışında aktif Bakacağım Ben aktif. valla. Ben son expansion'dan beri çok aktif değilim ama bu adam girerse yayınlarda ben mutlaka girerim yani. Hani en azından Ya şey yaparım. Canı low level content'te falan böyle beraber muhabbetli levellama için şey yaparım, boostlarım yani. bir de şey yazmışlar, o da hoşuma gitti. Salak salak shill videosu çekmeyin. Yani bayağı çok gördün mü sert bir metin yazmışlar. Şey yazdıkları metin Gördüm şey gördüm. yani hani Doğru düzgün eğer yapın beraber demişler. çalışacaksak öyle dümdüz gameplay yapıp atmayın. Belli mekanikleri keşfedip nasıl olduğunu gösterin. Hikayenin İnsan alt gibi yazılarını olun. car 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 millete okumayın. Onları millet kendisi okur. Yani bazı gameplay mekaniklerini keşfedip kitlenize aktarırsanız daha çok seviniriz. Hani bu şartlarda çalışmak istiyoruz falan demişler. Benim hoşuma gitti çünkü demek ki diğer influencerlardan da şey isteyecekler. Hani oyunu anlayın da anlatın. Ya işte şey abi işte ya üf, söylüyorum ya. Genshin Impact'le alakalı Türkiye'de en çok izlenen video da bende. Genshin Impact'in kimlere nasıl content verdiğini görüyorum ki diğer yayıncılara bile sallamıyorum. Şey açısından söylüyorum. Yani YouTube'da anasını bacısını slime'a sokan ve çok izlenen YouTuber'lar var ya gaming content olmayan. Genshin Impact Türkiye'de geldi full onlara reklam verdi. Ya abi iki tane Bir de bir iki tane gamer'la var ya çalışın lan. orada. Bir Evet. iki Ha, görmedim ben. Gamze Onları vardı görmedim de. galiba. Ben en Gamze son var şeyde kesin gördüm orada. yani. Adana'da bir tane kısa boylu bir kardeşimiz var biliyorsunuz. O gitmiş köpeğine 500 dolarlık alışveriş yapmış da. Ya tam bir vlog içeriği. Onun arası da bir anda. Bu arada Genshin Impact dünyanın en iyi oyunu falan diye giriyor bir anda. Yani hani. Yoksa da böyle köpek bir cips kapıp kaçıyordum ben. Hani şey oluyorum Bayağı böyle. alakalı. Hani şöyle Bayağı oluyorum alakalı. yani. Hani böyle düşüyor mu yani bu? Böyle mi Düşüyor mu satıyorsunuz siz bu böyle oyunları falan oluyorum yani hani. bir? Bana aşırı tuhaf geliyor ama neyse. Benim hoşuma gitti o yüzden yani ulaşmışlar da demişler hani Türkiye için deneme yapmak istiyoruz falan filan diye. Birkaç Yani tane video kanka çıkartacağım. let's do this. Let's do this. Ben de o videolarda olmak istiyorum. Let's do this. Olur Beraber lan. oynayalım. Çok Peki sevinirim. bu Ben adamlara dedim bu arada. Ben dedim öyle salyalı MMO'cu değilim ha. Gezerim. Karakterin kıçına yorum yaparım. Araziye yorum yaparım. Sıkıcıysa söylerim falan dedim.
Dediler ki okey zaten Salyalı MMO'cuların hepsi bizde kanka, sen rahat ol anlamında bir şey söylediler açıkçası. O şey böyle Günan'da bize dediler mi? Yani işte şeyi anlamış herifler. Ben şey hoşuma gitti arkadaşlar. Yani oyun şirketleriyle konuşuyoruz. Çok mal şeyler yapıyorlar bazen, tamam mı? Şeyi ben anlamlı buluyorum. Herif gerçekten şey diyor. Yani niye sana ulaştık? Hani ben dedim bakın ben casual MMO oyuncusuyum. Benden öyle endgame PvP falan beklemeyin. Yok yok hardcore content beklemiyoruz. Zaten biraz daha casual dünyanın tadını çıkaracak insanları bekliyoruz diyor. E guess what, benim kanalımda full zaten MMO dünyaları keşfetme videoları var. Dedim ulan Fransız adam bakmış anlamış olabilir mi benim kanalda ne olduğumu? Çünkü Türkiye'deki ajanslar benim yaptığım işe bakıp anlamaktan aciz briefler atıyorlar yani her ay ve kafama yumruk atarak cevap yazıyorum o maillere. Herif Fransa'dan gelip benim kontentime uygun konsept çıkartmış. Böyle şey hissettim biraz da. Ulan yine gavur falan hani anladın mı? Böyle bir Türkiye'de olanlara bak, yurt dışına bak yani. Abi bu şey herhalde Google'ın artık auto translate'leri falan bu işlere yardımcı oluyor galiba ya. Olabilir. Bakmış çünkü herif yani hani benim nasıl bir profilde bir MMO'cu olduğumu bilip gelmişler yani. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gençleri Square Enix gençleri Final Fantasy 14'e sürükleyebileceğimi hiç zannetmiyorum çünkü 3 aylık aboneliği 1000 TL. Evet, aynen. What? Gelsin bakayım o genç neredeymiş o. Ama bak bunun sonunda dediğin doğru, belki bir lokal geri dönüşüyorsa bir lokal fiyat düşünebilirler belki de. Ben hiç lokal fiyat yaptıklarını görmedim açıkçası. Keşke öyle bir şey olsa, ben çok isterim yani. Böyle bir proje yapılacaksa en çok ben desteklerim yani hakikaten. Canla oynarım saatlerce, bunun için vakit yaratırım falan yani. İnşallah tabii öyle olur bir. O fiyat durumu varken abi işte free trial'ı falan var eyvallah ama o fiyat o kadar ya Türkiye ile alakalı bir şey tabii ki bu. O durumdayken bir tık zor yani. Ben ona çok üzülüyorum. 15 dolar falan mı normalde? 11 yani işte, 10 euro 10 euro gibi bir şey. İşte aylık 330 TL olması lazım ki 3 aylık aldım ben 1000 TL para çektiler karttan. Biri chat'e şey almış bize 244 TL demiş. Silip hoş geldin. Yoksa eklenti paketi mi? Ya bu arada şey Final Fantasy 14 o kadar paralı bir içerik ki yani Final Fantasy 14. Ya bu arada hani oyun hem paralı bir de içi de mi paralı? Evet. Yo. Yani oyun aylık paralı, bir de Endwalker gibi ek paketleri çıkıyor. Onlar da paralı. O da 180 TL'ydi Steam'de. Ha. Yani ekstra pay to win bir şey yok o sadece yani hani içi paralı derken. Ha. Hı. Bilmiyorum işte. Onları göreceğiz vallahi kardeşim. Göreceğiz, bakacağız şimdi. Geldiler dediler yok, oyunumuz var filan. Ben sana rahatlıkla söyleyeyim. Vallahi oyun paralı derken ne demek istiyorsun? Para verip satın almıyor musun? Tabii. Ama free trial var. Çok kapsamlı bir free trial var. Onun dışında evet para verip satın alıyorsun. Ha free trial nasıl lan? Anlatsana azıcık bana. Abi. Her şeyi anlattım. Geçtiğimiz aylar. 13 dolar. Abi. Free trial şeye kadar Heavensward Expansion'a kadar free. Daha kaç saat yani? Var. Arkadaş ekleyelim. Abi 200 saat de oynarsın istesen. Öyle yani mi? Sen oradan tabii free trial'dan sen 200 saat de çıkartırsın. Heavensward Expansion'ı da oynarsın. Benim yani, fakir kardeşlerim oynayabilecek yani oyunu. Yani Final Fantasy'nin neden bu kadar iyi bir oyun olduğunu en iyi gösteren expansion Heavensward Expansion'ı, bütün onu da oynayabiliyorlar yani arkadaşlarım. Hmm. Peki ben bir şey soracağım. Benim gibi Final Fantasy'den zerre anlamayan adamları nasıl bir şey planı var, tutma planı var bu tür oyunların? Mesela ben WoW'dan beni nasıl rekrüt ediyor bu adamlar? WoW yani yeterince insanı taciz ederse sen bırakıyorsun zaten. Evet. Bu aynı işte ya. Yani, oyuna nasıl giriyorum bu arada? Ya ben şey için diyorum yani evren... Steam'den bana katıl. Ha, okay. Bilmediğim bir evren olduğu için Final Fantasy'de. Aha. Ben mesela hiç şimdi yeni bir oyuncu olarak 14'ten girdiğimde böyle Allah kahretsin 13'ten olsaydım dediğim bir şey olacak mı yani? Yok abi. Hayır. Bütün Final Fantasy'ler birbirinden bağımsız. Evet. Evet. Hiç alakaları yokmuş. O çok ilginç bir şey ya. O tam Japon kafası yani. Herif diyor ki abi kılıç var mı var? Yaratık var mı var? Yaz Final Fantasy 2. Yani anladın mı? Bir önceki oyun ya ne alaka? 2 dedik diye bağlantısı mı olması lazım demiş Japon yıllar önce ve hala çözememişiz onu. O çok ilginç bir şey. Hiçbir Final Fantasy'nin birbirle bağlantısı yok. Galiba çok küçük göndermeler var. Bir de hepsinde aynı tavuklar var. Bir de hepsinde. Chocobo muydu? Chocobo. Tematik bağlantı dışında bir şey yok yani. Chocobo değil. Okay.
Peki Final Fantasy 14'ün konusu ne abi? Oo. Çok yanlış adama sordun. Abi lore'u var. Ha, lore'u var abi, konusu yok. Abi adamlar Endwalker'a kadar çok güzel bir hikaye yazdı işte. Ama şimdi onu anlatırsam olmaz. Tamam. Yani harbiden evet, çok güzel bir Heroes Journey var çünkü. Onu anlatmamak lazım yani. Keşfetmek lazım. Yok, öyle genel olarak hani böyle, hani mesela örnek veriyorum, şunu devresin. Dünyayı uzaylılar basmış ve bu adamlar bunları temizliyor gibi özetlesen mesela nasıl çıkardın? Şöyle söyleyeyim. Dünyada bir takım şeyler var. İnsanlar dışında, ya bir tane Evil Empire var abi. Evil Empire bütün dünyayı işgal etmeye çalışıyor. Ama neden işgal etmeye çalışıyor? Bir sor. Falan gibi bir sor yani. Onlara sorsan neler neler.